Merhaba arkadaşlar, ben Naz Berten, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eşime sürpriz doğum günü hazırlayacağım. Pastamı siparişini verdim, sizlerle birlikte gidip alacağız. Nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şöyle kafadan uydurma bir pasta yaptırdık. Şimdi hemen hızlı bir şekilde duşumu aldım, hazırlanacağım. Soğuk bir limonata yapacağım. Kendim buzluğa limon ve portakal koymuştum, onlarla limonata yapalım. Akşam belki kayınvalidemlerde sürpriz yapmaya gelirler. Eğer böyle plansız bir şey olursa hepsini sizlere çekmek istiyorum. Hadi o zaman bir yerden başlayalım. Evet, ben geldim, hemen mutfağa giriştim. O sırada da sevgili komşum geldi. Bol bol ironi çeksek de komşumla gerçekten o iyi ki var. Bugün onunla birlikte şimdi limonata yapacağız. Bakalım sonra pastamızı almaya gideceğiz. Esmoş'cum, sence nasıl bir pasta yaptırmışımdır? İnşallah güzeldir. İnşallah bakalım nasıl olmuş. Hadi o zaman limonataya başlayalım. Bakın arkadaşlar, şöyle buzluğa koyuyorum ben. Portakal ve limon. İki tane limon, bir tane portakal yeterli oluyor. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Azıcık robotuma şeker koyuyorum. Sonra azıcık da bunlardan böyle koyuyorum. Buzlu olmasına dikkat edin, daha güzel oluyor. Ben doğrarken bunların çekirdeklerini alıyorum arkadaşlar, acımsı olmasın diye. Şimdi bakalım bu yeter mi acaba? Çok da buzlu ama. Yeter bence. Kalan onu şimdi çekeceğiz, buz yapacağız. Kalan şekeri de böyle koyuyorum, su ilave edeceğim. Bunun içinde aromasını alana kadar bir yarım saat bekleyecek limonatamız. Şimdi ben suyunu ilave edeyim, o da orada buzlasın. Evet, buzluyoruz. Zor bela tutturduk onu. Ha, fişe takmamışız kız. Fişi tak, çek onu. Tamam, başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Hepsini çektik. Bunu buradaki suyumuza ilave edeceğiz. Aromasını alana kadar bir yarım saat bekleyecek. Bakın size göstereyim. Tut bakayım bunu Esmuş'um bir. Şunu alayım. Bakın. Bu şekilde iyicene geçirin, tamam mı? Blender'dan. Bunun adı neydi? Robottan. Robottan. Hı. Bu şekilde ara sıra böyle karıştırın ki iyicene aromasını alsın. Kaldır bakayım kameraya doğru. Kaldır yukarı. Ey. Mis gibi olacak. Hadi devam ediyoruz. Burayı hızlandıralım ki sıkılmayın arkadaşlar. Hadi. Şimdi yarım saat limonatayı beklettim suyun içinde aroması girsin diye. O sırada da saçlarımı düzleştirdim. Bir limonata işimi süzeceğim. Buzluğa koyacağım, soğusun. Bu sırada da markete gideceğim. Kayınvalidemlerle konuştum. Akşam yemeğine bize geliyorlar. Daha sonra da pastamızı üfleyeceğiz. Yemekte ne yapacağım? Pirinç pilavı, semizotlu cacık, bir de köfte patates yemeği. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yapabilirsek eğer etli çiğ köfte yapacağım. Onlar getirecekler. Öyle işte. Hadi gelin şimdi limonatamızı süzelim. Şöyle bir bardak soğuk soğuk içelim hemen. Şöyle genelde buna süzeceğiz. Azıcık karıştırdın mı? Karıştırdım. Şimdi süzelim bunun içine. İnşallah tadı güzel olmuştur arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dök. Kaldı. Ver bana. Sen yapamadın. Patırdım tezgahım. Ben de sizin hoşlanmanı demiyorum. Siz ne yapın? Döküldü.
Olsun, bir şey olmaz. Sakarlık yaptık biraz, bir şey olmaz. Şimdi vallahi mis gibi aroması girmiş. Mata ne yaptın? Ben işte görmedim ya çok erken de. Çok güzel olmuş. Vallahi. Limonatam hazır arkadaşlar. Şimdi sürahilerimi alacağım. Ve dolaba koyacağım. Soğusunlar. Bismillah. Ya bu sefer de ben döktüm. Komşum sakar dedim ama ben ondan sakar çıktım. Bakar mısın? Renk çok güzel oldu gerçekten. Tam böyle. Ev limonatası. Mis gibi. Durun. Şimdi bunu da boşaltalım. Kaç litre çıktı? 2 limon, 1 portakaldan 3 litre, 3,5 litre falan çıkıyor herhalde. Aynen, tam 3 litre çıktı. Limonu tam hazır. Hemen dolaba koyuyorum ve markete çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hemen hızlı bir şekilde makyajımı yapacağım. Çünkü yemeklere girişmem lazım. Buraları hızlandıracağım. Sizler sıkılmayın diye tabii ki makyajı hemen nemlendirici, sıkılaştırıcı serumumla başlıyorum. O zaman şipşak hızlandırma başlasın. Evet, makyajımı da yaptım. Şimdi hemen markete çıkacağız ama markete çıkmadan şöyle yaptım. Limonatadan bir bardak hemen buz gibi içelim. Mis gibi olmuş gerçekten. Ellerime sağlık. Hadi o zaman içip hemen çıkıyorum. Evet, şimdi hazırlandım. Çıktım. Markete doğru gidiyorum. Pasta nasıl oldu? İnanın hiçbir fikrim yok. İnşallah güzel olmuştur. Şimdi marketten alacağımı aldım. Pastaneye doğru gidiyorum. Bakalım pastayı alacağım. Sonra da eve geçeceğim artık. Yemekleri yapmaya başlayacağım. Şimdiden çok yoruldum çünkü hava çok sıcak. Evet, pastaneye geldik. Bakalım pastamız nasıl olmuş arkadaşlar. Kolay gelsin. Pastamız orada galiba. Hadi çıkarsınlar bakalım bir. Aynen aynen. Düğündeyseniz 1 kilo falan olurdu. Arkadaşlar. Yapılmış mıydı? Yaptım, kaç dakika mı acaba? Tamam. Hemen mumluklarını da hazırladılar sağ olsunlar. Şöyle siyah mum alacağız arkadaşlar denemek için. Şöyle göstereyim size. Güzel oldu, ellerinize sağlık. Bu arada bizim daimi pastacımız. Teşekkür. Öveyim biraz. Teşekkürler. Evet, market alışverişimizi yaptık. Pastamızı da aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde gidelim. Pastamız erimeden gitmemiz lazım. Arkadaşlar semizotunu buldum. O kadar zor buldum ki. Şimdi bunu suya yatırdım. Böyle sirkeli suda bekleyecek. İyice bir toprağından arınsın. Şöyle 2-3 su yapacağım. Bu burada bekleyiversin. O sırada da şey yapayım ben, köftemi kırayım arkadaşlar. Köfte de 1 saat falan dolapta beklesin, sonra pişirelim. Ben bir tane köfte harcı kullanıyorum. Bunu kasaptan alıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor köfte. İnanılmaz tadı mükemmel oluyor. Biz böyle çok seviyoruz. Genelde çoğu herkes böyle ekmek içi kullanıyor. Bele diyorlar ona. Galeta onu kullanıyorlar ama ben bunu kullanıyorum. Bundan memnunum. Köftacı güzel oluyor. Baharatlarını koyacağım. Yumurta kıracağım. Bakalım yapmaya devam. Evet arkadaşlar, şimdi hemen köftemi kardım. Bu şekilde şekillendireceğim. Birazcık bana su verir misin orada bir kasenin içine? Köfteyi şekillendireyim. Böyle koyayım patateslerimi, soğanlarımı da doğradım.
komşularım da bende biliyorsunuz. Onlar da bana yardım ediyorlar sağ olsunlar. Onun için herhangi bir tane kasenin içine koyabilirsin. Evet. Köfte inşallah güzel olmuştur. Bazen böyle nazar ediyorum biliyor musunuz? Teşekkürler canım. Aman da aman. Kolay gelsin. Teşekkürler. Beceriklerim. Çok beceriklerim. Şimdi birazdan muhtemelen misafirlerim gelir. Zaten yabancı değiller. Kayınvalidemler, görümcemler, çocuklar falan. Onlar da geldiğinde sofrayı kurarız. En son da pasta üfleyeceğiz. Bu arada pastayı gördünüz. Aslında hiçbir yerde paylaşmadım. Çok erken diye. Ama pastayı görünce bakalım kimler anlayacak bilmiyorum. Ama çoğunuz anlayacaksınız. Ki çoğunuz zaten tahmin ediyorsunuz. Bir sürü mesaj geliyor ama ben söylemek istemiyorum erken olduğu için. Neyse. Bugün böyle oldu. Doğum günü pastasından belli oldu. Ama çıkamıyorum hala. İleride güzel bir sürpriz yaparım size. Hadi bakalım. Bunları yapayım hemen. Şimdi hemen patates köfte dizmesi yapacağım. Bu şekilde patateslerimi dilimledim. Bir tane köfte, bir tane soğan, patates bu şekilde dizeceğim arkadaşlar hepsini. Hızlı bir şekilde hemen yapmam lazım. Evet, bu yemeğimi hemen dizdim. Sosunu hazırlayıp ocağa koyacağım. Sonra pilavımı koyacağım. Zaten bitiyor. Onlar da gelince masayı kurarız. Semizotu salatasını yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ben katı yaptım. Patates yemeğimiz köfteli. Patates burada pişiyor. Pilavımı da koydum. O da pişiyor. Bir masam kaldı. Onu da hazırlayayım hemen. Gelmek üzereler zaten. Misafirlerim geldi. Şimdi balık. Hayır, baştan olmaz. Kalk yardım et. Bak eşek kadar görümcemin kızı bana yardım etmiyor. Gördünüz mü? Kalk çabuk tabakları koy. Balkonda yemek yiyeceğiz arkadaşlar. İlk önce burayı açmak lazım. Eşim. Aman çiçeğe dikkat et. Masayı buraya getirecek. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bu koca adamın doğum günü bu arada. Aferin, çocukları çalıştırıyorum. Buraya mı koyacağız? Evet. Orada da iki köftemiz de hazır. Masamız da hazır. Şöyle iki yere hazırladım hemen. Şunu da buraya koysak. O çok kızım ya. Olsun baba. Şu suyu çekebilirsen koyayım baba. Haydi bakalım. Hazır yemeğimiz. İşi bitince alırsın. Köfte tazeyken yenir. Ne bileyim hadi. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Pastayı hemen çıkardım. Eşime sürpriz yapacağız. Üfleteceğiz pastasını. Şöyle mumlarını da koyayım. Evet. Bunu. Nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Sürprizimiz. Aramızda sır, daha açıklamadık arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar görümcemler pasta getirmişti. Pastanın son hali. Çok nasıl düzelteceğiz? Bir dakika. Pasta nasıl düzelecek? Şöyle yapayım biraz. Yere yapışırsın. Yok. Dur bakayım.
Ya bence böyle kalsın. Çok çok pişiriyor. Bu da boynu bükük pasta. Tamam, neyse dur bir tabağa koyalım. Ay. Ben bunlar söyledim. Koşun 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 amcanıza koşun. Ömer! Ömer yakın amcanıza. Oh! Elim yandı. Aşkım geçecek. Elim yandı. Mum söndü. Niye orada yapıyorsun üstüne ahaca? Hayır dur! Ya bırakır mısın? Yapıyor üstüne ahaca. İyi doğdun Mertcan. İyi doğdun Mertcan. İyi doğdun. İki tane pasta be. Pro da böyle çekiyor. Bırak bakalım aslında güzel. Dua şey dilek dile. Dua şey. Arkadaşlar biz dilek yerine dua ediyoruz. Daha hayır ne oluyor yaşım. Alkışlıyoruz. Çektin mi? Hadi fotoğraf. Sen al. Arkadaşlar pastadan sonra fotoğraf faslına geçtik. Benim şarjım bittiği için çekemedim. Şimdi herkes gitti. Evi toparladım. Vallahi o kadar çok yorgunum ki uyuyacağım. Evet, ben pijamamı giydim. Şimdi uyumaya gideceğim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videodaki sürprizi zaten gördünüz. Yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Şimdi eşimi alalım bakalım ne diyormuş. Sürprizimi çok beğenmiş, öyle söyledi. Pastanı beğendin mi? Artık pastayı çektiğimiz için... Yorum yazın olur mu? Bakalım kimler anladı. Ama en kısa zamanda sürpriz gelecek. Hoşça kalın. Bay bay.